Bu karşılaşmada kazanan ikili iki yapmak istiyoruz. 18. Bugün Tatavoğlu basketbol oynamasında. Son periyot milli takımımızın hücumuyla başladı sevgili basketbol severler. Samet. Samet'ten muhteşem bir smaç, bir de faul. Samet çok iyi yüklendi içeriye, çok güçlü yükseldi, smacı yaptı, bir de faul var. Faul yapan isim Tobias Borg, ilk faulüydü bu. Samet serbest atışında da isabeti buldu. Farkı 4'e indirdik. 4. periyodun başında. Boyalı alanda bir faul düdüğü. Talat Altınbey'e çalındı faul. Kenardan top oyuna soktu. Şimdi Borg içeriye yüklendi. Evet, buna faul demek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama bir faul düdüğü geldi. Bana buradan temiz bir blok gibi gözükmüştü. İki serbest atış kullanacak Borg. İlk atışı sabitle. İkinci atışta da isabet var. Uğur. Zenit'ten sıyrıldı. Sola çıkardı Tayfun. Atış kullanmadı Tayfun. İçeriye yüklendi. Temasa rağmen atışını kullandı. İsabet yok. Berkay aldı hücum reboundını. Basket bir de faul Berkay Candan. Basket faullerimiz devam ediyor. Şimdi farkı 3'e indirme şansı milli takımımızda. Berkay'ın serbest atışı da isabetli. Borg. Bir de top kaybına zorladık İsveç'i. Şimdi eşitlik şansı var milli takımımız adına. Tayfun. Tayfun. Tayfun'a faul. Çalınıyor. Topu kaybetmek üzereydi. Kaybetmemek için rakibine faul yaptı Tayfun. Top Uğur'dan dışarıya çıkıyor. İsveç hücumu devam edecek. Borg'un atışı isabet yok. Spice orada tipledi, onun da atışında isabet yok. Top en son Talat'ta kaldı. Tayfun Berkay'a güzel aktardı. Berkay'ın atışında isabet olsa bir basket faul daha olacaktı ama atışta isabet yok. İki serbest atış kullanacak Berkay Candan.
Berkay'ın ilk serbest atışı isabetli. Evet, 2'de 2 attı Berkay ve farkı 1'e indirdi. Larsson, Tayfun iyi savundu fakat basketi buldu Larsson. Uğur, 3 sayılık atış. İsabet yok. Deinit'te kaldı. Savunma ribandı. 3 sayılık atış Eriksson'dan. Onun da atışında isabet yok. Berkay çeldi. Talat'ta kaldı top. Tayfun çok güzel yüklendi içeriye. Turnikesinde de isabet var. Larsson. Eriksson tekrar bıraktı Larsson'a. Bomboş kaldı. Larsson ters turnikesi isabetli. Bir türlü yakalayamıyoruz İsveç'i. 6 sayılık fark var. Süre de gitgide azalıyor. 5 dakika 50 saniye. Tabii basketbol için uzun bir süre ama oyunun gidişatını düşününce bir türlü yakalayamıyoruz İsveç'i. Samet'in üçlüğü geldi bu arada. Farkı 3'e indirdi. 5 dakika 35 saniye. Deinit. Şimdi Larsson. Az sonra Bork oyuna girecek İsveç'te. Larsson çok zor bir üçlük. Zorlama bir üçlük. Hiçbir şeye değmedi top. Talat'ta kaldı. Tayfun. Sola yine aynı atış. Yine basket Samet Geyik. Çok düzgün bir eli var Samet'in ve farkı kapatmayı başardık sevgili basketbol severler. 5 dakika